Annesi bebeği soruyor. Nasıl durumu? Başaramadım Eylül. Her şeyi denedim ama kurtaramadım onu. Ben de ölmeden önce kucağıma alayım dedim. En azından biri onu sarıp sarmalamadan ölmesin istedim. Kanguru. Kanguru mu? Ya işte nasıl söyleyeyim, bu bebeği tutuş şeklin. Buna kanguru stili deniyor. Ben yeni doğan bebeklerde bu stilin yani genel değerlerini iyileştirdiğine dair bir takım makaleler okudum. Bak, bak değerlerine bak. Kalp atışı yükseliyor. Ateşi de düşüyor. Sen bir mucizesin Ali Asap. Bebeğin bütün değerleri normale döndü. Sadece sarılarak mı yaptın bunu yani? Melek. Bak. Bak ben bir mucizeymişim öyle diyor. Ali. Ali. Çıkar dursun çıkar. Bebeğin yanında şimdi. Saçmalama. Ciddi bir şey söylüyorum. Çıkart üstünü. Niye? Ya sen demedin mi sabah kalp atışının iyileştirici etkisi var diye? Doğru hakikaten. Bak şimdi çıkart, gömleğini çıkart, tenine temas etsin, daha etkili olacak. Genelde bunu anneler yapar ama artık sen yapacaksın, ne yapalım? Ben çok ciddiyim. Çıkartır mısın üstünü? Hadi çıkart şunu, çıkart. Şeker kardeşim, bu dediklerini Süleyman Bey aktardı zaten bana. Ya televizyonlarda görüyoruz her gün, anneler çocuklarını arıyor işte. Bunun annesi de mutlaka bir dönem aramıştır çocuğunu. Şu kayıtlara bir bakıverseniz ne olur yani, elinize mi yapışır ya? Öyle sonra bakarız efendim, merak etmeyin de beni geçiştiremezsiniz. Bakın, konu sandığınızdan çok daha ciddi. Genç bir doktorun hayatı söz konusu diyorum size. En kısa zamanda haber bekliyorum sizden. Tamam mı? Anlaştık mı? Sanki evrenin sırrını çöz diyorum ya. Altı üstü bir kadını bulacaksın ya. Allah Allah. Bu İbrahim denen adam bana yıllardır aşıkmış. Birkaç kez yolumu çevirdi. Kaçalım falan dedi. Hayır dedim, düş yakamdan. Ben evli barklı kadınım, komşuyuz, ayıptır dedim. Sonra İpek öğrendi işte. Kızın nasıl haberi olmuş? Nereden bileyim? Kimden duymuşsa. Sonra buna gitmiş annemden uzak dur demeye. Karısı olacak şırfıntı bunları duyunca yanlış anlayıp kızıma saldırmış. Tamam, ağlamayın. Siz bunları kimden öğrendiniz? Kimden öğreneceğim? Dayadım bıçağımı o İbrahim soysuzun boğazına. Beni kızıma götüreceksin dedim. Gömdüğünüz yeri göstereceksin. Adam kaçtı. Biz de hemen kafeye gittik. Bahçede taze kazılmış bir toprak parçası. Neden polise gitmediniz? Acele ettik bir anda. Gömülmüş falan deyince vakit kaybetmeden koştuk. Allah Allah. Farkındayım. Hata ettik. Hayret bir şey. Bir de doktor olacaksınız ya. Komiser Bey dedim ya. Kaybedecek vaktimiz yoktu. Kızım. Olay yeri ekibi hemen hazırlansın, verilen adrese intikal etsinler. Emredersiniz komiserim. Ne olur, ne olur yalvarırım bunun kızım. Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız. Vay, bu kadar çabuk mu döndünüz ya? Bak bir de kurumlar yavaş çalışır derler. İnsan isteyince buluyor demek ki. Bravo vallahi. Öyle büyük bir sevaba girdiniz ki yemin ediyorum yedi ceddiniz cennete gidecek. Neredeymiş Alp arkadaşımın annesi? Emin misiniz? Bak kalbi tepki veriyor.
Hocam. Samet. Hayır yani ne yapıyorsunuz? Bebeğin hayatını kurtarıyoruz ama. Ali Asaf hocam, şimdi siz çocuğun tam olarak nesi oluyorsunuz? Süt babası. Samo. Senin ne işin var burada? Senin Alp'in yanında olman gerekmiyor mu? Hani ikna edecektin, hani? Hocam sabahtan beri uğraşıyorum. Telefon artık yapıştı kulağıma yani. Aslında bir çözümü var hocam. Öyle bir şey yapacağım ki o Alp ameliyathaneye koştura koştura gitmezse benim de adım Samo değil. Ya da Sediye ile de gidebilir. Orasını siz anladınız zaten. Hadi bakalım Samet. Sana güveniyoruz. Az laf çok iş. Hadi. Senin de güldüğünü görmedim sanma Eylül Erdem. Hayır, ben çok tatlısınız diye. Yoksa komik bir şey yok. Sen çok iyi bir baba olacaksın. Öyle mi diyorsun? Yani olurum olmasına da senin gölgende kalabilirim. Böyle bir anne figürüyle rekabet etmek zor. Yalnız bebek de öyle laflı olmuyor Eylül Hanım. Ne yapsak, çalışsak mı artık biz ya? Ne diyorsun, ha? Ne? Bebek için diyorum, çalışalım. Ya bebek olur olmaz. Takılma ona, sonuçta bunların belli başlı dönemleri var biliyorsun. Ama biz çalışalım yani. Tabii. Hatta şimdi gece bir tane nöbetçi gelinlikçi buluruz. Gelinliği de aldık mı, yıldırım nikahını da kıydık mı, tamam. Her şeyi toptan halletmiş oluruz. Aynen. Oldu bitti. Bana uyar. Yalnız benim önce birkaç işim var. Sen burada bekle. Sonra hallederiz, tamam mı? Ben uzun zamandır bekliyorum zaten. Artık bekletmesen. Hı? Bekletmesen de kavuşsak. Sen iyice zıvanından çıktın artık. Bekle burada. Git bakalım. Devamlı gidiyor zaten. Sabah nişanlı olduğumuzu kimse bilmiyor dedi. Şimdi yıldırım nikah, gelinlik filan. Gelinlik mi istedi o benden ya? Sanki espriyle karışık istedi gibi. Ha, ne diyorsun? Tabii ya, benim işlerim var dedi. Sen hallet dedi benim yerim. Şimdi bak, kafamı karıştırdı ya. Siz kızlar da bir şeyi doğrudan söylemiyorsunuz ki. Anlayabilirsen. İstedi mi? Mutlusun demek. Ne güzel. Sizinle uğraşamayacağım. Yakışıyor mu ama? Ben burada iki ortak olarak konuşmaya çalışıyorum. Arkadaş olmak mı istiyorsunuz? Yok. O kadar uzun boylu değil. İş ortağı değilim. Ya artık sen de bizden biri olduğuna göre. Bizden biri dediğimde bozuluyor muydun? Evet. İyi. Bizden biri olduğuna göre şu kağıtları imzalaman gerek. Ne bunlar? Önemli bir şey değil. Oğuz'un çıkış kağıtları. Yine ne iş çeviriyorsunuz? Her şeyi başkalarının yaptığını sanıyorsun değil mi? Bütün kötülüklerden başkaları sorumlu. Sen melek. Her şeyin altından siz çıkıyorsunuz diye olabilir mi? Olabilir. Ama bir düşün bakalım. Dene bir. En iyi cerrahlarımdan birini niye kaybetmek isteyeyim? Benim aklım sizin kadar hinliğe çalışmaz. Vardır bir numaranız. Nedenini biliyorsun. Buraya geldiğinden beri rol aldığın bütün felaketleri bir düşün. Sonra da bul bakalım bundaki rolün ne? Bulamazsan Oğuz'a sor. O söyler sana. İmzalayıp getirirsin.
Bekleyeceksin Helal. Her şeyi öğrenene kadar bekleyeceksin. Beni neden buraya getirdiniz? Esrin, senin ne işin var burada? İnsafa geldin. İfadeni geri çekeceksin değil mi? Peki siz doktor bey? Vedat bey. Bakın, söylemesi gerçekten çok zor. İpek kayıp. Bunun için buradayız. Ne demek kayıp? Kızıma ne oldu? Kim ne yaptı? Ulan Nesrin. Ulan aşağılıkları. Ulan çıkarmayın sakin. Ulan aşağılıkları sen ne ***'sın lan? Ne altan karıştırıyorsun sen? Ulan çıkarmayın sakin. Ben bir şey yapmadım. Sakin. Alp ne yapıyorsun sen? Bırak o elindekini, bak beni zor kullanmaya mecbur etme. Sen de bana hiç engel olma, ben gidiyorum abi, tamam mı? Vermem. Hiçbir yere gidemezsin. Sen bizi bırakıp nereye gidiyorsun ya? Ne yapacağız biz sensiz Blogi? Ya dram yapmayı bırak artık. Esma'ya gidiyorum. Hastalığımı böyle şakayla karışık söyleyeyim dedim, kızın aklı gitti. Açmıyor değil mi telefonlarını? Açmıyor. Beter ol. Buradan şimdi gidersen ben de açmayacağım bir daha telefonlarını. Sen bunu vermiyor musun şimdi bana? Verme, sen verme, ben. Hop 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 hop. Ya Blogi, Esma'ya yine gidersin. Yine alırsın gönlünü. O kız zaten çoktan gönlünü kaptırmış sana. Şimdi bizim seninle çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Ameliyat diyeceksin değil mi? Hiç deme abi, ben gidiyorum gerçekten. Hayır, hayır. Ameliyat demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Ben bir şey yaptım. Kim bilir ne yaptın ama çok merak ediyorum yani. Ne yaptın? Anneni buldum. Ne? Nasıl buldun ya? Sama bak, bu dalga geçecek bir konu değil ha. Dalga falan geçmiyorum. Araştırdım, soruşturdum, buldum işte anneni. Emin misin ya? Ha? Sen yani gittin şimdi benim annemi buldun. Yani net gördün onu, buldun. Öyle değil mi? Net eminsin yani. Eminim oğlum, eminim. Hatta Süleyman Bey de yardım etti. Bütün hastaneyi seferber ettim anneni bulmak için. Şimdi de onun yanına gideceğim işte. Sen burada bekleyeceksin. Biz de inşallah birlikte geleceğiz. Hayır hayır, olmaz, ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Hayır. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Blogi, relax, halledeceğim. Hayır relax, relax olamam. Ben de geliyorum. Hadi götür beni. Yahu Blogi, senelerdir beklemişsin. Bir 5 dakikacık daha bekle işte. Alacağım, geleceğim ben. Hem belki böyle olunca çekinir, belki vazgeçer. Yani tabii haklısın, doğru söylüyorsun. Ya Samo, sen ne güzel bir adamsın yalnız ya. Ya sen var ya, benim can abimsin ya. Sen var ya, sen de öz abimsin ya. Tamam, tamam, tamam. Şşş, Süleyman Bey de ha. Vay anasını oğlum, hiç ummazdım ya. Annemi göreceğim ya. Annemi göreceğim ya. Annemi göreceğim ya. Aslan kardeşim benim ya. Gidiyorum ben. Hadi git. Çabuk gel. Hadi git, hadi git. Git. Komiserim, bırakın beni Allah aşkına. Ya benim çocuğum kaybolmuş. Öldü mü kaldı mı belli değil. Ya bir şey söyleyin ne olur. Bir dur be kardeşim. Sen önce mahallendeki şu Manav İbrahim hikayesini bir anlat. Ne alakası var ya Manav İbrahim'in? Karınızı uzun zamandır takip ediyormuş ya. Siz de eşinizi bu yüzden dövmüşsünüz ya. Delireceğim ben ya. Delireceğim namussuzum. Böyle mi dedi size? Allah Allah, ne çetrefilli aileye çattık ya. Bir atlar yemişsiniz, olan kızınız olmuş. Ne atlar? Dur! 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 Esrin! Allah! Geliyor, öldürecek beni! Tutun! Yatın şunu! Kızım! Ha, kızım, ne oldu? Kızım, ne oldu? Bırak! Vedat Bey! Vedat Bey! Bırak! Şahitçiyim! Gebertiyordu beni, siz de gördünüz, şahitsiniz! Ulan Esrin! Ulan Nesrin, ipeğe bir şey olsun sen o zaman görürsün gebermeyi. Ulan aklın varsa gözüme görünme. Bir daha nezarete girmek istemiyorsan doğru dur.
Öpmeyecek misin? Masallarda öyle oluyor ya. İpek'ten bir haber var mı? Yok. Oğuz arayacaktı. O da ortadan kayboldu. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum ki. Mehmet de şimdi mesaj attı. Esma da kötüymüş. Odaya kapatmış kendini. Tamam. Hadi git bakalım. Sen gitmeyecek misin evine? Biz buradayız. Senin de dinlenmeye ihtiyacın var. Bırak bir hemşire baksın. Hadi git sen düşünme beni. Bakarız. Odana baktım yoktun. İyi saklanamamışım demek ki. Buldunuz işte. Terasta kimse görmeden hava almak doğru tercih. Yalnız kalmak istedim biraz. Sen zaten yalnız değil misin? Kim oluyor ki yalnız? Hangisi geldi? Muhakkak vardır bir işleri. Güldürme beni. Mesela Ali Asaf bugün geldi mi yanına? Ama gelemez. Aşağıda herkesin gözünün önünde şov yapıyor. Ne sen umurundasın ne de cerrahlı. Süleyman Bey. Benden bir şey mi istiyorsunuz? Sadede gel diyorsun ya. Peki, açık konuşalım o zaman. Sana bir teklifim var. Bu halde cerrahlık yapamayacağına göre hastane yönetiminde söz sahibi olmak ister misin? Nasıl olacak o? Ziya Nur'dan boşalan yönetim kurulu başkanlığına Sinan'ın yerine seni önereceğim. Neden ben? Çünkü bu hastanede kimsenin hayır diyemeyeceği birisin. Hadi be Samu abi ya. Annemi göreceğim ya. Annemi göreceğim ya. Hadi be abi. Hadi ara hadi ara hadi hadi hadi. Vaz mı geçti acaba? Beni görmeye yokken vaz mı geçti son anda? Son anda istemedi falan mı? Yok 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 yok, öyle bir şey olamaz. Ben televizyonlarda hep gördüm. Anneler her zaman geliyor. Çocukları bulununca anneler koşa koşa geliyor. Hadi abi ara artık. Hadi abi. Hah. Arıyor. Alo. Sama geldiniz mi? Sakın bir yere kıpırdamayın abi, tamam mı? Uçarak geliyorum. Hiçbir yere kıpırdamayın, tamam mı? Uçarak geliyorum ben. Annem geldi. Vallahi annem geldi. Yıllardır beklediğim an geldi. Annem geldi, annem. Annem geldi. Annem geldi, annem. Annem geldi. Annem geldi, annem. Annem geldi, annem. Annem geldi. Ha ha ha!
Senin odanda dinlenmen lazım. Annem geldi. Annem, inanabiliyor musun Özgür? Annem geldi. İyi de loji yatağından çıkmasın dedi. Ya umurumda değil, umurumda değil benim. Annem geldi diyorum sana. Kim ne derse desin artık. Samo. Alo. Samo. Abi bekleyin, geliyorum, tamam mı? Sakın kıpırdamayın bir yere, tamam mı? Bak bırakmasın beni bir daha, tamam? Tamam, hadi geliyorum. Delirdi çocuk. Selim abi. Nasılsın, iyi misin? Sence nasıl görünüyorum? Ben seni ayakta görünce... Hava almaya çıktım sadece. Başka bir şey değil. Bugün çok işiniz vardı galiba. Hiçbiriniz gelmediniz. Sen, Ali Asaf, Esra. Kusura bakma, gelmem gerekirdi biliyorum. Yok canım. Ne kusura bakacağım. Sonuçta hepinizin öncelikleri var. Öyle değil mi patron? Abi var, sen deme ya. Benim tanıdığım Eylül o hisseleri asla kabul etmezdi. Hele onca olan şeyden sonra. Tam da senin tanıdığın Eylül kabul etti abi. İçin rahat olsun. İyi. Sen öyle diyorsan. Neredesin abi? Ben göremiyorum sizi. Ha? Arkanda. Hangi arkamda? Alp, kardeşim. Dümdüz gel. Bankta annen bekliyor seni. Oğlum. Oğlum. Gerçeksin. Gerçeksin. Annem. Melek misin sen? Melek misin sen? Sen şimdi birazdan annenle tanışacaksın. Ben de gidip şu bizim konuştuğumuz işi halledeceğim, tamam mı? Annen geldi bile. İyi şanslar. Sen de bana şahsile, tamam mı? Bebeğim. Ayrılık vaktimiz geldi mi? Melek mi? Kusura bakmayın. Biz küçük hanımla öyle anlaştık.
Sen çok güzelsin. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. Seni hiç bırakmayacağım meleğim. Neden bıraktın beni anne? Anneler asla çocuklarını isteyerek bırakmaz Alp. Oğlum. Esma, hadi ama yapma şunu işte. Aç şu kapıyı. Esma bak çirkinleşeceğim ama ha. Aç işte şunu. Nerede Esma? Eve gelir gelmez odaya girdi. Kapıyı kilitledi. İçeri girmeme de izin vermiyor. Hıçkırıklarla konuşuyoruz, iletişiyoruz. Laf yok. Ben hallederim. Pek emin olmayın az senin kadar inatçı. Esma. Esma aç şunu hadi. Esma bak açmazsan ben açacağım biliyorsun. Böyle bırakamam seni içeride aç. Bak Esma aç şunu hadi ya. Bir kere çilingir çağırdım, iki kere kırdım Esma biliyorsun. Bak emin misin Esma? Müsaadenle. İyileşecek Esma, inan bana. Sen nereden biliyorsun? Bilmiyorum, inanıyorum. İstiyorum. Sen istemiyor musun? İstiyorum. Bak şimdi onun yanında olman lazım, tamam mı? İyileşeceğine inandığını ona hissettirmen lazım. Ben yapabilir miyim sence? E sen senelerdir bana ne yapıyorsun Esma? Şimdi sevdiklerimizin yanında olacağız, tamam mı? Onları hiç bırakmayacağız. Hem benim sana anlatmam gereken bir şey var. Ne oldu? Güzel yavrum benim. Arkadaşını anlat. Ameliyat olman lazım. Korkuyorum anne. Neden korkuyorsun? Ben buradayım, geldim işte. Kalacak mısın? Yoksa gidecek misin yine? Kalacağım. Artık seni bırakmayacağım. Canım anne. Biliyor musun? Anne kokusu unutulmuyor. Arkadaşların seni çok seviyor. Biliyorum. Benim için her şeyi yapacak can arkadaşlarım var. Samet anlattı. Bir de seni çok seven bir kız arkadaşın da varmış. Hem de pırlanta gibi bir kız. Ameliyat ol.
Seni seven herkes için bir an önce iyileşmen lazım. Beni görmeye devam edecek misin? Söz veriyorum. Sen o ameliyattan sapasağlam çıktığın zaman gözlerini açtığında ilk beni göreceksin. Tamam. Tamam. Ameliyat olacağım. Affet beni Alp. Ne olur affet canım kardeşim. Aferin. Aferin. Ne anlatacağımı merak etmiyor musun? Ediyorum. Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? Çünkü iyi şeyler kısacık sürüyor. Anlatacağın şey ne kadar güzel olursa olsun. Apar topar bitmesinden korkuyorum. Yanılıyorsun Esma. Bazı güzel şeyler de ömür boyu sürer. Peki neden kötü şeyler hep iyi insanların başına geliyor? Neden çevremizden hiç kötülük ayrılmıyor? Neden hep üzülmeye mecburuz biz? Komiserim, bizim kızla ilgili bir gelişme var mı acaba? Ne konuşuyor ki bunlar? Niye bize bir şey söylemiyorlar? Pis mendevur, gitti hemen bak. Uzatma lütfen. Sen burada kal, ben öğrenirim. Bir şey öğrendiniz demek ki, söyleyin ne olur komiserim. Köprü altında bir kadın cesedi bulunmuş. Teşhis için birazdan gelip sizi alacaklar. Nasıl olur ya? Emin misiniz? Maalesef. Ne oldu? Bir haber var mı İpek'ten? Buldunuz değil mi? Buldunuz kızımı. Konuşsanıza be. Konuşsanıza, bir şey söyleyin. Yaşıyor değil mi kız? Konuşsanıza be! Konuş! Bir şey söyle! Nerede İpek? Ne olduğunu konuş! Nerede kızım? Ne olduğunu konuş! Yanlış düşünüyorsun. Bizim de başımıza güzel şeyler gelecek. İşimi sıkılır, tamam mı? Söyleyeceğim şey yüzünden sakın düşüp bayılma. Tamam mı? Bugün mahallede... Ben açarım. Ne haber? İyi. İyi. Çekil de geçeyim. Ha. Eylül. Eylül. Eylül nerede? Kaçırdım. Ne oldu, korktun mu? Bak dostum, ben bir hatayı bir kere yaparım. Oo. Bakıyorum nişanlılık özgüven patlaması yaratmış. Diyorsun. Neyse. Eylül, ben geldim. Esma ile odada. Sağ ol. Gidiyorum ben ya. Eylül.
İyi misiniz? Alp'e çok üzülmüş. Yorganın altından çıkmıyor. Alp mi? Esma ile Alp. Esma, Alp'e biz de çok üzüldük. İyileşecek ama merak etme. Çıkabilirsin yorganın altından. Senin ne işin var burada? Kim bilir? Gel hadi. Görmüyor musun? Ya görüyorum, olsun. Sen gel bir. Bak bakalım. Gerçekten delisin. Sabah da söyledim. Ben sana deliyim, sana. Sen bu saatte nereden buldun ki bunu? Başına bela etsen de mi? Sen benim başıma ne açarsan aç. Ne yaşarsak yaşayalım. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Her zaman yanında olacağım. Oo, bugün iki oldu. Şaşırtıyorsun beni Eylül'lerden. Bak sonra alışkanlık yapar, devamlı isterim o. Şunu bir alayım. Al bakalım. Bak yardıma ihtiyacın varsa gelebilirim. Beş yaşlarında kadın. Teşhis etmek gerekecek. Anlaşıldı.
Yavrum ne olur sen olma. Ne olur sen olma ya. Ben bakabilirim. Tabii. Nereden başlasam anlatılmaz. Ben pes etsem aşk bırakmaz. İmkansızdı ya gerçek olmaz. Biter sandın, geçer sandın. Sonu kıyamet, kaçılmaz. Sen beni anlat. Fermuarımı kapatamam. Bunun için varım. Öyle söyleyeyim. Belki de çok yol alırsan sakın söz veririm. Yolumdan alıkoymasın iyice insan sen. Mükemmel olana layıksın. Kalanını seninle geçireceğimi bilmek o kadar güzel ki. Son nefesime kadar yanında olmak. Biz olmak. Çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Son nefesime kadar seni. Mükemmel olana layıksın. Sen beni anlat. Soranları sevmemiş gibi yaparsın. Buldun aştan ya ardına bakmadan kaçarsın. Sakın sözlerim aklını karıştırmasın. Sen güçlü insan tek başına da ayakta kalırsın. Normalde telefonu çalması lazımdı ama bu sefer kapı çaldı. Çok şaşırdım. Mehmet'tir. Bu kaçış kısa sürdü. Ben bakarım. Baba. Ne zaman mutlu olsam daha büyük bir mutsuzluk hep kapımı çalıyordu. Yine aynısı olmuştu. Bu sefer yanında bir felaketi de getirmişti.